Osmaniye'de depremlerde okul binaları hasar gören Engelsiz Yaşam Merkezi ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri eğitimlerini bahçeye kurulan çadırlarda sürdürüyor. Özel öğrenciler ders dışında kalan zamanlarındaysa bahçede öğretmenleriyle birlikte oyunlar oynayıp afeti unutmaya çalışıyor. Yaşanan yıkıcı depremlerden Esenevler Mahallesi'nde bulunan Osmaniye Engelsiz Yaşam Merkezi ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi de etkilendi. Yapılan incelemede orta hasarlı olduğu belirlenen binada eğitime son verilirken okulun bahçesine özel öğrenciler için çadırlar kuruldu. Her öğretmen kendi sınıfını bir çadıra taşıyarak eğitimlerini sürdürmeye başladı. Özel öğrencilerse ayrıca bahçede öğretmenleriyle birlikte farklı etkinlikler yaparak, oyunlar oynayarak afetin olumsuz etkilerini unutmaya çalışıyor. Bu kurumda deprem öncesinde de çalışıyordum. Depremden sonra da çalışmalarıma geri devam ediyorum. Kurumumuz orta hasarlı. Orta hasarlı olduğu için biz de bu şekilde bahçemizde eğitim vermeye başladık. Her hocamıza bir çadır düşecek şekilde ayarladık ve tüm gerekli malzemeleri de buralara taşıdık. Ben burada bireysel terapi seanslarıma devam ediyorum velilerimle. Öğrencilerimle de oyun terapi seanslarına devam ediyorum. Özellikle bu depremden sonraki uyumu kolaylaştırmak adına eğitim öğretim faaliyetlerine bir an önce başlamaya çalıştık. Ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz kurum olarak. Merhaba, ben kurumda çalışan fizyoterapistim. Depremde kurumumuz orta hasar aldı. Ondan sonra çadırlarda eğitime başladık. Uyum sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerle ilgileniyoruz. Merhaba, ben bu kurumda çalışan okul öncesi öğretmeniyim. Bizler biliyoruz ki okul sadece çatısı olan bir yerden ibaret değildir. Okul her yerdir. Bugün burada bu yüzden toplandık. Yine biliyoruz ki biz bir çocuk gülerse tüm dünya güler. Ben burada oturuyorum. Evimde oturuyorum bazen.